Ne var ya? Aa, Hakan. Günaydın. Günaydın. Haberleri aldın herhalde. Geçsene içeri. Evet, evet. Alihan'la işe giderken telefonda konuştuk da dayanamadım. Bir uğrayayım sen. İyi yaptın, geç. Zaten ofiste rahat rahat konuşamazdık. Hı hı. Sen nasıl oldu da böyle bir karar verdin? Yani sevgili olmak okey de evlenmek bayağı radikal bir karar, biliyorsun değil mi Zeynep? Evet Hakan, biliyorum da yani benim de radikal kararlar alma zamanım gelmişti artık. İyi de Dündar'ı seviyor musun? Ben artık sevmekten çok yoruldum. Beni sevecek birini istiyorum hayatımda. Tam Alihan seni sevmiyor mu? Hakan biliyorsun. Yani ikimizin sevgiden anladığı şey çok farklı. Bizim çocuklardır. Otur sen. Dündar. Sürpriz. Günaydın. Günaydın. Bu sabah seni işe ben bırakayım dedim. Ha. Hazır değilsen ben beklerim. Yok hazırım ben ama yalnız değilim. Nasıl? Hakan var. Hı. Gelsene sen de. Geç geç. Ah. Merhaba Dündar, nasılsın? İyiyim. De seni burada görmeyi beklemiyordum. Bir uğrayıp tebrik edeyim istedim. Hı. Kimsenin haberi olmadığı için Hakan'a da söylememiştim ben. Bozulmadın değil mi? Yo. Hakan'a sormuştum. Ha. Yok ben de bozulmadım. Otursanıza. Tekrardan mutluluklar. Sağ ol. İnşallah darısı senin de başına. Ha. Yok, ben sevgilimden daha yeni ayrıldım. Ya, evlilik bana epey uzak görünüyor. Ha, sen bir de sevgilinden falan da ayrıldın, öyle mi? Hı-hı. Evet. İrem Bursa'ya geri döndü. Gerçi ileride ne olur bilemeyiz ama. Evet. Bekleyip göreceğiz artık. İyi, bekleyin görün bakalım. Şey, bir şey içer misiniz? Kahve yapayım mı? Beni biliyorsun, ben çay. Çay. İçerim bir çay, tamam. Zeynep. Tamam. O zaman seni ben bırakıyorum. Ay yok canım, sen yolunu değiştirme, ben giderim. Yok canım, ne olacak? Zeynep, beraber gideriz ya. Nasılsa aynı yere gidiyoruz. Arabayı da alma. Doğru diyorsun ya, öyle yapalım. Tamam, siz nasıl isterseniz. İyi peki, ben arabayı çıkarıp geliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Bekliyorum burada. Haberleşiriz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana iyi işler. Sağ ol. Bir de başımıza Hakan çıktı. Hazırlasana arabayı. Bakalım. Alihan. Dur dur. Merhaba Dündar. Müsaitseniz bir şey konuşacaktım ama. Tabii, buyur. Çay içer misin? Yok, teşekkür ederim. Dün yarıda kaldı. Ben de bir şeyler açıklamaya geldim. Evet, dün apar topar gittim. Evet. Bak Alihan, ben sizin aranıza girmedim. Değil sizin hayatımda hiç kimsenin yanındaki kadına yan gözle bile bakmadım ben. Zeynep beni seçti.
Bak ben buraya seni suçlamaya gelmedim zaten. Siz bir karar aldınız, ben buna saygı duymak zorundayım, farkındayım. Ancak bütün bu olan biten, bir inat yüzünden. Bunu görmüyor musun? Anlamıyor musun Dündar? Alihan, ben Zeynep'i seviyorum. Ve ona mutluluğu vaat ediyorum. Zeynep seni sevmiyor ama. Bazı şeyler zamanla olur. Senin ona vaat ettiğin sevginin bir evliliğe yeteceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Buraya gelip bunları söyleme amacın bana tavsiye vermek mi? Asla. Sizi çok büyük bir yanlıştan döndürmek. Size gerçekten mutluluklar demek isterdim, biliyor musun? Ama başkasını seven bir kadınla evlenirsen eğer, bence sonunuz hüsran olur. Dündar. Yıldız, hoş geldin. Bugün de gelen gelene. Kim geldi ki? Alihan az önce buradaydı. Aa, Alihan mı? Ne istiyormuş? Zeynep'in beni sevmediğini söylemek için gelmiş. Sen ne bakıyorsun ona? O mutsuzluktan ne yapacağını şaşırdı. Ben de öyle yaptım. Bağrıma taşımı bastım da. Ben bu konuyu bir Zeynep'le konuşsam mı diye düşünmüyor değilim. Bence sakın konuşma. Ya Zeynep'le Alihan konusu kapandı, bitti canım. Sakın ortalığı karıştırma. Hiçbir şey söyleme bence. Onda da sen haklısın. Ben bu konuyu biraz daha bir düşüneyim. Ben senden bir şey isteyeceğim. Öyle mi? Hayırdır, söyle bakalım. Kemal'i takip ettirebilir misin? Kemal mi? Hı hı. Biliyorsun o Zehra ile evlendi. Ama ben Zehra'ya sadık olmadığını düşünüyorum. Yapmaz canım. Sen yapmaz diyorsun da benim bir arkadaşım onu bir otelin lobisinde Rus bir kızla görmüş. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Ya ben Zehra ile ne kadar atışırsam atışayım onu seviyorum aslında. Eski kocasından da çok çekti bu. Sen bilmiyorsun o günleri. Ya kızın başına bir daha bir şey gelsin istemem. Doğrudur. Sen şu Kemal'i takip ettir. Kimle, nerede, ne yapıyor bir öğren. Ama mutlaka belgele. Emin olalım. Yaparız ya, o iş kolay. Tamam. Tamam. Yalnız Zeynep bilmeyecek. Bunu da mı bilmeyecek? Bilmesin. Hem o böyle şeyleri sevmez hem de senin de bu işlerle karıştığını falan filan duymasın. Tamam oldu, söylemem. Genelde Halit'in ofisinde oluyor akşamüstüne kadar Kemal. Söylersin. Alo, Mesut kardeşim nasılsın? Dündar ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.